Merhaba sevgili izleyiciler. Hepimizin bayıldığı sofralarımızın vazgeçilmezi makarna hakkında konuşmaya ne dersiniz? Peki makarna gerçekten iyi mi yoksa kötü mü? Bu sorunun cevabını bulmak için derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. ...80'li ve 90'lı yıllarda düşük yağlı diyetler popülerken makarna baş tacıydı. Sonra 2000'lerde düşük karbonhidrat çılgınlığı başladı ve makarna bir anda yasaklılar listesine girdi. Peki, gerçek ne? Marketlere girdiğimizde glutensizinden tam buğdaya, mercimeklisinden nohutlusuna kadar birçok makarna çeşidiyle karşılaşıyoruz. Glutensiz makarnalar artık sadece alerjisi olanlar için değil, sağlıklı beslenmek isteyen herkes için sunuluyor. Ama klasik beyaz makarna gerçekten o kadar kötü mü? Beslenme uzmanı Rob Hobson'a kulak verelim. Kendisi diyor ki, beyaz makarna haksız bir şekilde kötü bir üne sahip. Birçok kişi karbonhidratların kötü olduğunu ve kilo aldırdığını düşünüyor. Oysa karbonhidratlar diyetimizin önemli bir parçasıdır. Peki, karbonhidratlar kan şekerimizi hızla yükseltmiyor mu? Hobson bu konuda şöyle diyor. Yemek yediğinizde kan şekeriniz yükselir ve vücudunuz bunu dengelemek için insülin üretir. Bu tamamen normaldir. Sorun, aşırı yemek yediğinizde veya sürekli atıştırdığınızda ortaya çıkar. Ayrıca tüm karbonhidratların aynı olmadığını vurguluyor. Çabuk sindirilen karbonhidratlar sizi daha çabuk acıktırabilir ve daha fazla yemenize neden olabilir. Bu yüzden porsiyon kontrolü önemlidir. Hobson, beyaz makarnadan kaçınmadığını söylüyor. Çok spor yapıyorum, bu yüzden beyaz makarnayı tercih ediyorum. Karbonhidratlar özellikle dayanıklılık egzersizleri öncesi için önemlidir. Makarnayı protein ve sebzelerle dengeliyorum. Yani mesele makarnanın kendisi değil, nasıl ve neyle tükettiğimiz. Kremalı, ağır soslar yerine domates bazlı soslar tercih edebilir, zeytinyağı, sarımsak ve acı biberle lezzetlendirebiliriz. Sebzeler ekleyerek besin değerini artırabiliriz. 2023'te yapılan bir ankete göre İtalyanların %17'sini her gün makarna yiyor. Peki biz her gün makarna yemeli miyiz? Hobson bu konuda şöyle diyor. Ben olsam her gün makarna yemezdim çünkü beslenmede çeşitlilik önemlidir. Ancak haftada birkaç kez tüketmek gayet normal. Kepekli veya tam tahıllı makarnaların beyaz makarnadan daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Daha fazla lif, vitamin ve mineral içeriyorlar. Peki ya mercimek, nohut veya bezelye gibi alternatiflerle yapılan makarnalar? Hobson bu konuda da şunları söylüyor. Bu makarnaların protein ve lif oranı daha yüksektir. Özellikle vejetaryen ve veganlar için harika bir seçenek. Bir porsiyon mercimek makarnası, küçük bir tavuk göğsü kadar protein sağlayabilir. Ancak bazı uzmanlar, glutensiz makarnaların her zaman daha sağlıklı olmadığı konusunda uyarıyor. Epidemiyolog Profesör Tim Spector, bazı glutensiz makarnaların yüksek oranda işlenmiş olduğunu ve herkes için en iyi seçenek olmayabileceğini belirtiyor. En sağlıklı ve lezzetli seçenek, beslenmenize çeşitlilik katmaktır. Kepekli makarnalar, mercimekli dahl, kara buğday eriştesi, nohutlu köriler gibi farklı seçeneklerle hem damak tadınıza hem de sağlığınıza hitap edebilirsiniz. Ama beyaz makarnadan vazgeçmek istemiyorsanız da endişelenmeyin. Önemli olan dengeyi sağlamak ve aşırıya kaçmama. Bugün makarnanın dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Siz makarnayı nasıl tercih ediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.